Sevgili dostlarım ve kardeşlerim, öncelikle sizleri aydınlanma yolunda birer adım daha atacağınız için kutluyor ve teşekkür ediyorum. Tarih bilimi, günümüz anlayışına göre birbirinden kopuk olaylar ve sadece tesadüflerle birbirine bağlanan olgulardan ibaret bir bilim olarak görülmektedir. Halbuki tarih, tarihi olaylar kuantumsal bir tekamül zincirinin ifadeleridir ve asla birbirlerinden bağımsız değildir. Bu kitabın yazım sürecinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Kitabı yazmaya ben 1983 yılında başladım. Ve 10 yıllık bir araştırmanın sonunda 1993 yılında ilk basılı hali 160 sayfadan ibaretti. Ancak kitabın yazımı bu 160 sayfayla asla sınırlı kalmadı. Önce 500 küsur sayfalara ulaştı. Daha sonra çok daha fazla bilgi akışı nedeniyle artık bir cilde sığma imkanı olmadığı için çalışmayı bir ansiklopediye dönüştürme ve farklı ciltlerden oluşturma zarureti ortaya çıktı. Şu anda elinizdeki çalışma 1600 sayfaya civarında ama üzerinde halen çalışmakta olduğum biçimiyle şimdilik 3400 sayfaya ulaşmış durumda. Ve öyle zannediyorum ki ben bu dünyadan göçene kadar son noktayı asla koyamayacağım. Hiç kimsenin de o son noktayı koyabileceği kanaatinde değilim. Ama bir yerde doğal olarak yayınlamak gerekiyor çünkü bilgiler paylaştıkça çoğalıyor. O nedenle bu haliyle 4 cilt olarak bu ansiklopediyi yayınlama kararı verdik ve ilk kez Türkiye'de ve dünyada yüksek teknoloji kullanarak hem görsel anlamda size hitap etmeyi hem de bir kitabın fiziki olarak elinde bulunmasının insanın son derece önemli olduğu bilinciyle okuma duygusuna da hitap etmeyi daha uygun gördük. Kitabımızın içeriği ezoterik felsefenin tarih boyunca gelişimini ve bugüne gelişini, günümüzdeki halini aktarmak doğrultusunda. Günümüzde ezoterizmin en güçlü tanımlarından birisi, en güçlü tanıtıcılarından birisi masonluk. Masonluk asla bazılarının zannettiği gibi dinsizlik değil. Tam tersine yüce bir varlığa inanmayan bir insanın ezoterizm inanırı ve mason olabilmesi mümkün değildir. Mason olabilmek için ya da ezoterik öğretiyi tam anlamıyla benimseyip uygulayabilmek için yüce bir varlığa inanmak, bunun yanı sıra ruhun hiçbir zaman ölmediğine ve sürekli olarak tekamül ettiğine inanmak en önemli hasletlerdir. Ezoterizmin bilinen en eski uygulaması bazılarının zannettiği gibi milattan önce yaklaşık 10 binler civarındaki insanlık uygarlığının başlayışıyla başlamış değildir. Aslında ezoterizm
çok çok daha eskilere, milattan önce 70 binlere kadar geri gitmektedir. Milattan önce 70 bin size şaşırtıcı gelebilir. Ama insanlık tarihi 200 bin yıl önce, günümüzden 200 bin yıl önce insanlığın bugünkü beyin seviyesine geldiğini ve yine günümüzden 200 bin yıl önce insanların birbirleriyle konuştuğunu ve bilgi birikimlerini sonraki nesillere bu konuşma aracılığıyla aktardıklarını bize göstermektir. Göstermektedir. Peki 200 bin yıldır uygar insan kapasitesine sahip olan veya uygarlaşma kapasitesine sahip olan insanlık neden 190 bin yıl boyunca mağara insanı olarak yaşamış ve son 10 bin yılda birdenbire bir kuantumsal sıçrama sağlayarak uygarlaşmaya başlamıştır? Halbuki tarih bize bunu böyle söylemiyor. Tarih, insanlığın çok çok daha eskiden en azından bir uygarlık kurduğunu ifade ediyor. Bu uygarlık, Mu ve Atlantis kıtalarının başında olduğu insanlık uygarlığıdır. Mu ve Atlantis deyince bazı kişiler ve özellikle de günümüz biliminin nasıl söyleyelim radikal savunucuları doğrudan bu düşünceye karşı çıkmaktadır. Onlara göre Mu ve Atlantis tamamen bir palavradan ibarettir ve bununla uğraşmak ciddiyetsizliktir. Halbuki bu iki kıtanın başında olduğu uygarlık sayesinde insanların gelişimi ve bugünkü bilgiler doğrultusunda mantıklı açıklamalar bulamayan pek çok olayın ve yapının mantıklı izahlara kavuştuğu görülmektedir. Örneğin piramitleri ele alalım. Bu konu ileride çok daha ayrıntılarıyla ele alınacak ama şimdi şöyle kısaca bir özet yapalım. Mısırologlara göre piramitler milattan önce 2500 yıllarında yapılmıştır. Keops piramidinde 2 milyon 500 bin adet, her biri yaklaşık 3 ton civarında olan taş birbirinin üstüne son derece düzgün bir biçimde kaldırılmış, yerleştirilmiş. Peki 2500 yıl önceki insanlığın o henüz elinde hiçbir alet olmayan garip taş yontucularının ve kölelerin bu kadar ağır nesneleri mükemmel biçimde bir araya getirerek piramit gibi olağanüstü bir yapıyı inşa etmeleri ve hele ki birkaç on yılda inşa etmeleri mümkün mü? Yapılan her türlü test bunun mümkün olmadığını göstermiştir. Bulunabilen en mantıklı açıklama, bu taşların kumdan setler üzerinde, platformlar üzerinde taşındığı ve üst üste yerleştirildiğidir. Ama bu hiçbir zaman denenmemiştir. Kum son derece kaygandır, stabil değildir ve bir taşı üzerinize koyduğunuz anda 3 tonluk bir taşı taşıyabilecek kapasitede bir platform yapmak hemen hemen imkansız. Peki o zaman piramitleri kim nasıl yaptı? Efendim, biraz önce bahsettiğimiz Mu ve Atlantis uygarlığının 70 bin yıllık bilgi birikimi sayesinde yapıldılar. Günümüz jeologları son buzul çağının
milattan önce 10 binler civarında aniden sona erdiğini söylüyorlar. Aslında bu buzul çağının sona ermemesi gerektiğini, günümüzde insanlığın hala bu buzul çağını yaşıyor olması gerektiğini ifade ediyorlar ve niçin buzul çağının bir anda yok olduğuna mantıklı bir izah getiremiyorlar. Bunun yegane açıklaması, tüm insanlığın ortak malı haline gelmiş olan büyük tufan söyleminin oluşmasıyla, gerçekten var olmasıyla bir mantıklı izah buluyor. Tufan tüm halklar tarafından, tüm halkların efsanelerinde yer alan bir olgu. Bazılarının söylediği gibi sadece Fırat ve Dicle'nin taşmasıyla o bölgeye özgü olarak ortaya çıkmış ve o bölge insanlarını etkilemiş bir olay değil, çok daha geniş, tüm dünyayı kapsayan bir felaketin yaşandığını gösteren bir olay. Tufan konusunu ileride ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Tufana neden olan şey ne olabilir? Tufana neden olan şey, bu iki büyük uygarlık noktasının, yani Mu ve Atlantis'in aralarındaki olağanüstü savaş ve dünyaya hakim olma hırsı. Tıpkı günümüz insanlığı gibi değil mi? Biz de iki kutupluluğu çok uzun süreler yaşadık ve kısa bir süre önce ancak çözüm bulabildik. Neyse ki çözüm bulduk da şu anda bir yeni bir tufan olmasını engelleyebildik. Uygarlığımız bilim insanlarına göre günümüzden 12 bin yıl önce aniden bir kuantum sıçraması yaptı. 198 bin yıl boyunca boş boş oturan, hiçbir şey yapmayan insanlık avcı toplayıcılıktan bir anda şehirleşmeye, bir anda tarıma, bir anda olağanüstü bir biçimde bütün hayvanları evcilleştirme sürecine geçti ve insanlar artık çok daha sosyal varlıklar halinde, çok daha derli toplu yerlerde yaşadı. Peki bu ani kuantum sıçraması bir takım tesadüfler zincirinden mi oluşuyor? Böyle bir tesadüf milyonlarda, milyarlarda bir olarak hesaplanmış. Tıpkı Tanrı'nın varlığının evrendeki ispatının ve evrenin düzeninin bir tesadüf olduğu yolundaki inancının ispatının milyonlarda bir olması, milyarlarda bir olması gibi. Peki tesadüf değilse bu 12 bin yıl önceki uygarlığımızı acaba dünya dışı varlıklar mı sağladı bazılarının iddiaları gibi? Peki eğer uzaylılar insanlığa uygarlığı getirdilerse daha sonra niye insanlık sürekli sıkıntı içerisindeyken ve pek çok sorulara cevap bulamamışken, hatta günümüzde dahi bir sürü problemle uğraşırken niye bize yardımcı olmuyorlar? Bugün neredeler bu uzaylılar? Uzaylılarla bir takım bağlantılar içerisinde olduğunu söyleyenler var ama bu uzaylılar o günlerde insanlığa hizmet etmiş veya yardım etmiş olan uzaylılar değil ki, hiçbir şekilde bize bulaşmıyorlar, hiçbir şekilde bizimle bir diyaloğa girmeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla biz kendi medeniyetimizi gene insanlığın kendi doğal tekamülünde, evriminde aramak durumundayız. Ve bu çerçevede de bu ani 12 bin yıl önceki quantumsal situation
sadece bir tufandan önceki bir önceki medeniyetin kültür birikimi üzerine yapıldığını söyleyerek mantıklı bir cevaba ulaşabiliyoruz. Konuşma yeteneğimiz çok ilginç bir yetenek. Bir çocuk konuşma yeteneğine sahip olarak doğuyor. 1,5 yaşında çok ciddi cümleler kurabiliyor ve 2 yaşında artık büyük bir insan kadar rahat konuşuyor. Yani bu bir öğrenme, öğretme sürecinin ötesinde genlere işlenmiş bir bilgi birikiminin dışa vurumu gibi görülüyor. Aynı ayakta durma yeteneğimiz gibi. İnsanoğlu bu her iki yeteneğine de çok çok eskiden ulaşmış görünüyor. Bu sadece dil öğrenme ile kapasiteli sınırlı değil. Konuşamayan, sağır ve dilsiz olanların da kendi aralarındaki konuşmalarına baktığımız zaman onların da en az biz konuşabilenler kadar hızlı bir biçimde bir iletişim kurabildiğini görüyoruz. Yani onların da kendilerine özgü dilleri var. Ve bu diller son derece karmaşık, son derece yetkin diller. Dolayısıyla dilin öğrenilmesi diye bir şey söz konusu değil. Aynı şey dilin yapısıyla ilgili de çok enteresan bilgiler var. Nostrat adı verilen bir dil mevcut. Bu dil milattan önce 12.000 13.000 yıllarında tüm dünyanın ortaklaşa kullandığı tek dil. Lingüistikler, dil bilimciler günümüzde kullanılan dillerinin hepsinin tamamının milattan önce 12-13 binlerde tek bir dilden, yani Nostrat dilinden türemiş olduğunu ifade ediyorlar. Peki, Babil Kulesi'nde anlatılan Tanrı'nın insanların beynini kafasını karıştırması ve dillerin ayrışması süreci acaba bu tufan ile birlikte insan topluluklarının birbirleriyle olan iletişimlerini tamamen koparması ve her küçük topluluğun kendi dilini yavaş yavaş farklılaştırması süreciyle mi açıklanabilir? Bence öyle. Tufan, dillerin ayrışmasının en büyük gerekçesi. İnsanoğlu nasıl ki bilimden, o 70 bin yıllık bilimsel birikimden uzaklaştığı süreç içerisinde giderek mağara insanının yaşamına tekrar döndüyse pek çok yerde, diller de bu çerçevede ayrışmış olabilir. Ve daha sonra da süreç içerisinde kendi yapıları doğrultusunda farklılaşmış olabilir. 2 ayak üzerinde 18 milyon yıldır durduğumuzu biliyor musunuz? Alet kullanma kapasitemiz 2,5 milyon yıl önce gelişti. Ateşi 1,6 milyon yıldır kullanıyoruz. Konuşmamız da söylediğim gibi en az 200 bin yıldır bu yeteneğe sahibiz. Peki ilk medeniyet bütün bu milyon yıllara rağmen niye 12 bin yıl önce? Bunun bir izahı var mı? Şimdi pek çok dünya üzerindeki yapı sanki milattan önce 2500'lerde
3000'lerde, bilemediniz 5000'lerde, 6000'lerde yapılmış yapılar olarak bizlere sunuluyor. Ama Göbekli Tepe bulguları bu rakamı milattan önce 9600 lira kadar çıkarmış durumda. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde insanlık uygarlığının başlangıcı milattan önce 2500 olarak veriliyordu. Daha sonra Sümerler keşfedildi. Bu rakam 6000'lere, milattan önce 6000'lere kadar çıkarılmak durumunda kaldı. Ve öyle anlaşılıyor ki bugün Göbekli Tepe ile milattan önce 10.000'e kadar dayandık. Yani tufanın olduğu tarihlere. Göbekli Tepe Sümerlerden dahi 3600 yıl önce inşa edilmiş. Ve bu bilgi tüm bugüne kadar ortaya konulan teoremlerin çökmesi anlamına geliyor. Bütün bunları yeniden kurgulamak zorunda bilim dünyası. Göbekli Tepe'yi Schmidt 1995'lerde ilk kez keşfetti ve orada bugüne kadar devam etmekte olan arkeolojik kazılar başladı. 9600 yıl, yani günümüzden 12600 yıl önce, pardon 11600 yıl önce bu tür kompleks bir yapıyı, daha doğrusu yapılar bütünlüğü, tek bir yapı da değil çünkü yaklaşık 20 tane yapı birlikte orada bulunuyor. Gerçekleştirebilecek kadar organize bir topluluğun bir arada olması, bilim tarafından inşa süreci en az 1000 yıl olarak ifade edilen bir tapınaklar kompleksini ortaya çıkartmak kaç insanın işi? Bu insanlar neredeydiler? Çünkü Göbekli Tepe'de bir yerleşim söz konusu değil. Göbekli Tepe'de sürekli insanlar sanki dışarıdan gelmişler ve işleri biter bitmez de oradan ayrılmışlar gibi bir hava var. Çünkü o bölgede herhangi bir yerleşim izine rastlanmadı. En yakın yerleşim noktası Nevali Çörü veya Çatalhöyük ismini verdiğimiz yerleşimler ve bunlar da bu kadar büyük kompleksleri inşa edebilecek binlerce insanı besleyecek kapasitede, yapıda değiller. Bir başka ilginç nokta Göbekli Tepe ile ilgili olarak, bu inşaatlar birer tapınak mı? Yoksa birer kütüphane mi? Tufanın geleceğini bilen tufan öncesi insanlığı, tufan öncesindeki bilgilerin tufan sonrasındaki insanlara aktarılabilmesi için böyle bir yöntem mi uyguladı? Demem o ki, pek çok sütunda bulunan, Göbekli Tepe'de bulunan pek çok sütun üzerinde bugün için bir anlam veremediğimiz çok ilginç, çok dikkat çekici yontular var. Resimler var, heykeller var. Ne anlama geldiğini hiç kimsenin bilmediği birçok ifade söz konusu. İnsanoğlunun tufan öncesi bilgilerini tufan sonrasındaki insanlara aktarmak için taş sütunlar üzerine bu bilgileri yazdığı ve toprağın altına gömdüğüne dair birçok efsane mevcut. Bizden önceki insanlığın kullandığı yazı şekli resim yazısı, yani piktogram.
resim yazısı, semboller dili de diyebiliriz buna. Piktogram yazısı sanki bir önceki uygarlığımızın sürekli kullandığı bir yazı. Piktogram yazısı bütün dünyada farklı farklı şekillerle de olsa ifade bulmuş bir yazı şekli. Mayaların bugün hala çözülememiş olan, Mısırlıların bugün bir oranda sadece egzoterik, dışrak anlamlı bulunmuş olan hieroglifleri, Göktürklerin runik yazıları ve benzeri birçok piktografik yazı günümüzden bugüne kayalar üzerinde veya sütunlar üzerinde ulaşmış vaziyette. Bugünlerde sürekli bunu çözmeye çalışıyoruz. Göbekli Tepe'de 20'nin üzerinde mabet var. Bunlardan bugüne kadar sadece 6'sı açılabildi. Ve açıldıktan sonra hava şartları nedeniyle hızlı bir biçimde bozulmaya uğradıkları görüldü. Ve diğer mabetlerin de bozulmaması ve açılanların koruma altına alınabilmesi çalışmalarının sürdürülmesi için arkeolojik kazılar durduruldu. Bugünlerde muhtelif yöntemlerle bu ortaya çıkarılmış olan mabetler korunmaya gayret ediliyor. Bu açılan mabetlerde görüyoruz ki mabetlerin tamamı tabanları su geçirmez kayaya ulaşana kadar oyulmuş. Ve daha sonra da üstleri toprakla örtülmüş. Niye acaba? Tufanının su baskınlarından korunmak için olmasın? Göbekli Tepe'deki T sütunları çok ilginç sütunlar. Niye T harfine benzeyen sütunlar? Çünkü T bir önceki uygarlığımızda Tanrı'nın en büyük sembollerinden birisi. Taoizm dediğimde aklınıza bir şeyler gelecek. Teoman ismini bugün Türkçe'de hala kullanıyoruz. Tao hem İbranice'nin hem de Yunanca'nın en son harfi olarak pek çok alfabede yaşıyor. Peki nedir bu Teo, Tao? Hatta Tep şehrinin bile bu T harfinden geldiği ifade ediliyor. Tanrı'ya ait anlamına gelen T harfi geçmiş uygarlığın pek çok noktasında karşımıza çıkıyor. Bu T sütunları her biri en az 7-8 metre ve 10-15 tonun ağırlığında. Yerlerini acaba nasıl yerleştirildiler? Karşılıklı iki büyük T sütununun etrafını çeviren 12 tane küçük T sütunu. Mabetlerin üstü tamamen açık. Ve son derece ilginç biçimde Uzak Doğu'daki veya Muğda Atlantis'te var olduğu ifade edilen mabetlere benziyor. Yani bir önceki uygarlığın mabetlerinin tamamı üstü açık olarak yapılmış. Gerekçesi de Tanrı ile insan arasına hiçbir şeyin, bir taş tavanın dahi girmemesi gerektiği düşüncesi. T sütunları yüzleri olmayan insan biçiminde ortaya çıkıyor. Çünkü her birinin elleri kazınmış, önlerinde birer önlük var ve sanki kafaları kesilmiş insanlar gibi duruyorlar. Ama Urfa'da bulunan ve
o döneme ait olduğu tespit edilen Urfa adamı veya Urfa ziyusunda kafa da mevcut. Demek ki kafa olan heykellerin de yapılmasını biliyorlardı. Özellikle yapmadılar. Gerekçesi Tanrı'ya bir yüz verme, Tanrı'nın bir isminin olmasının çok büyük bir günah olarak kabul edilmesi anlayışı. O günün insanları Tanrı'nın herhangi bir yüzünün veya herhangi bir ifadesinin, isminin olamayacağını düşünmüşler. Bugün dahi bu inanış İslamiyet gibi sembolik, İslamiyet gibi dinlerde sembolik bir biçimde devam ettiriliyor ve hiçbir şekilde Tanrı ile ilgili bir tasvirin yapılmasına, hatta ve hatta Tanrı'nın elçisinin dahi tasvirinin yapılmasına izin verilmiyor. Sütunların üzerindeki ilginç olan piktogramlardan bir tanesi de yılan ile boğanın savaşını gösteren bir, ne diyelim ona, kazı veya yontu. Yılan ve boğanın savaşı neyi ifade ediyor acaba? Boğa, Türklerin ileride daha ayrıntılı bir biçimde göreceğimiz gibi atalarının isimlerinin geldiği kutsal bir insan. Boğa tapınımı bütün Avrasya kıtası üzerinde son derece yaygın. Türklerin atalarının ismi Oksuslar. Bugün Türkçemize öküz olarak geçmiş olan Oksus, kadim Türkçe'de boğa anlamına geliyor. Daha ileride göreceğimiz gibi Türklerin ataları olan Oksusların kurdukları uygarlığın ismi Uygur İmparatorluğu. Nereden nereye, değil mi? Milattan önce 70 bin yıllardan bu yana uygarlık dünyamızda var ve bunlardan birisinin sahibi de Türkler ve Avrasya'nın diğer halkları. Bu konu ileride ayrıntılarıyla ele alınacak. Ama çok ilginç bir biçimde hilal ve yıldızın veya hilal ve güneşin varlığı Göbekli Tepe'de de görülüyor. Bir sütun üzerinde hilal ve yıldız pek çok benzeri Avrasya bulgularında, kadim bulgularında olduğu gibi Göbekli Tepe'de de mevcut. Demem o ki Göbekli Tepe uygarlığı Uygur İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Buna bir diğer örnek, kartal ve insan başının tek bir sütun üzerinde birlikte kazınmış olması. Benzeri bir başka heykel, Kültik'in heykelinde de, yontusunda da mevcut. Orhun harabelerinde gövdesi bulunan Kültigi'nin heykelinin başı, Moğolistan'ın Alma Ata kenti müzesinde sergilenmektedir. Bu başın üzerindeki kalpakta da kartal motifi görülmektedir. Kartal, tıpkı Uygur imparatorları gibi Göktürk kağanlarının da sembolüdür. Kartal ve kağan özdeştir. Çok ilginç olarak Göbekli Tepe'yi kurmuş olan uygarlığı sadece 2000 yıl sonra, yani milattan önce 7600'lerde hiçbir şekilde göremiyoruz. O dönemin insanları o denli gerilemişler ki değil Göbekli Tepe gibi büyük kompleksleri yapmayı, bunların küçük örneklerini dahi sürdürebilme yeteneğinden yoksun görünüyorlar. Örneğin Nevali Çörü, örneğin Çatalhöyük. Belki bazı bulgular
öncekilerin birer küçük taklidi gibi ama gerilemenin var olduğu da kaçınılmaz. Göbekli Tepe'nin üstü insanlar tarafından örtülmüş. Bütün mabetler, her 20 mabetin tamamı insanlar tarafından üstleri toprakla doldurulmuş. İnsanlarca üstleri toprakla doldurulan tek yapı da Göbekli Tepe değil. İlginç bir biçimde Bosna'da Visko kentinin hemen yanındaki Visko Vadisi'nde, belki pek çoğunuz duymamışsınızdır bile ama dünyanın en büyük piramitlerinden birisi var. Bunun da üzeri örtülmüş. Toprakla örtülmüş. Toplamda bu Visko Vadisi'nde 5 adet piramit var. İçlerine girilmiş vaziyette ama üstlerindeki toprak örtüsü kaldırılması için çok ciddi maliyetler gerektiği için henüz daha böyle bir kazı çalışması yapılmadı. Ama içerideki bulgular bize ilginç veriler veriyor. Runik yazılar mevcut. Runik yazı bütün Avrasya'ya yayılmış olan Etrüsklerden ta Kamçatka'ya kadar her tarafta kullanılan bir yazı şekli. Tarihi bilinmiyor. Kimlere ait olduğu bir türlü keşfedilemiyor. Ama bizler artık biliyoruz değil mi? Uygur İmparatorluğu'nun yazısı. Tıpkı Göbekli Tepe gibi bu Bosna piramitlerinin üzeri de milattan önce 12 binler civarında örtülmüş. Çünkü karbon testi yapılmış ve bu üzerleri örtülen toprağın içinde yer alan bir takım organik maddelerin milattan önceki 12 bin yılına ait olan organik maddeler ortaya çıkarılmış. Herhangi bir yapının, herhangi bir taşın ne zaman yapıldığı karbon testiyle bulunamıyor. Kolay değil. Çünkü karbon testi değil belki ama farklı testlerle yaş tespit edilebilir. Ancak kullanılan taşın yaşı tespit edilebilir. Onun ne zaman inşa edildiği değil. Bu nedenle etraftaki veya mabedin içindeki bir takım organik maddelerden onların ne zaman yapıldığına dair bulgular edinilmeye çalışılıyor. Keops piramidinin içindeki bazı organik bulgulardan milattan önce 2500'de yapıldığı iddiası ortaya çıkmış. Halbuki bu yapının 2500 yılında yapıldığının bir ispatı değil. Sadece o yapının içerisine en son 2500 yıl önce insanların bir şeyler bıraktığının ispatı. Dolayısıyla çok çok daha eski olabilir piramitlerin yapımları. Bunu da ileride ayrıntılarıyla ele alacağız. Bosna piramitlerinin yapımını bu çalışmaları yürüten Bosnalı arkeolog Osmanogić 30 milattan önce 30 bin yıl olarak veriyor. Bilemiyorum. Bana göre son derece mantıklı. Bu piramitlerden en büyüğü olan ve Osmanogić'in Güneş Piramidi adını verdiği piramit, Uygur piramidinden sonra Çin'deki o bugün gizlenmeye çalışılan Uygur piramidinden sonra dünyadaki en büyük piramit. Keops'tan büyük, Maya piramitlerinden büyük, birçok piramitten büyük ama nedense hiç kimse bu piramide ilgi göstermiyor. Avrupalı, Amerikalı jeologların sanki kulakları bu piramide sağır. Son derece ilginç bir biçimde çok daha eskiden varlıkları ortaya çıkarılmış olan İtalya'daki ve Fransa'daki üstleri toprakla örtülü gömülü piramitlerin de hiçbir zaman açılmaya teşebbüs edilmediği gibi.
Biraz da ezoterizm felsefesinden, öğretisinden bahsetmek istiyorum. Ezoterizm, biraz önce söylediğim gibi en az 70 bin yıllık insanlık tarihinin inanç biçimi felsefesi. Ve ilginç bir şekilde ezoterizmin binlerce yıldır savunduklarını 20. yüzyılın biliminin henüz daha emekleme adımlarını geçirmekte olan temsilcisi kuantum teorisi, hologram teorisi ve benzeri teoriler ve deneyler ezoterizmin savunduklarını birebir doğrular nitelikte neticeler veriyor. Ezoterik veya İslami söylemle batini doktrinler, sırlar öğretisi anlamını geliyor. Semboller dilini kullanan, yani geçmiş uygarlığın dilleriyle, sembollerle öğretisini sürdüren bu bilimin günümüz ifadesiyle anlatımı panteizm, yani varlık birliği. Biraz önce Göbekli Tepe'de bahsettiğimiz T biçimli ve sembol vardı ya, işte o Tao, Teo veya Tao olarak bugüne gelmiş olan bu sembol, varlık birliğinin sembolü. Yani Tanrı, evren, insan aynıyetinin sembolü. Ezoterizm kelimesinin tufandan sonraki ilk kullanımı Anadolu'da. Anadolu'nun ilk halklarından biri olarak kabul edilen Luviler, ezo kelimesini günümüzdeki öz anlamında kullanmışlar. Çok küçük fonetik bir değişiklikle günümüzde Türkçe'ye kadar gelmiş. Ter, Luvice'de akıl anlamına geliyor. İzim ise hepinizin bildiği gibi öğretileri anlatan, ifade eden bir ek. Hepsini birleştirdiğimizde özün ve aklın öğretisi akla ortaya çıkıyor. İlginç. Bu öz ve akıl nasıl birlikte oluyor? Bunun kökeninde yatan nedir? Panteizmin veya vahdeti vücudun bize anlattığı südur veya günümüz bilimi ile ifade edersek büyük patlama. İlginç değil mi? Südur, binlerce yıl öncenin inancı, büyük patlama, bugünkü bilimin bulgusu, buluşu, evrenin ortaya çıkışının ilk anı. Demek ki bir varlık bir anda kendisini ortaya koymuş ve sürekli bir biçimde evrilerek günümüzdeki büyüklüğüne ulaşmış, hala büyüme devam ediyor, hala südur devam ediyor. Tanrı insana kendi ruhundan üfleyerek canlılığını veriyor. Bu üflemenin sembolik açılımı Tanrı'nın insana kendi varlığından verdiği ruh. Ezoterizme göre insan ruh ve beden ikilisinden oluşuyor. Beden evrenin tekamül sürecinin bir sonucu iken ruh Tanrı'nın insana kattığı olağanüstü bir, ne diyelim buna, olgu, bir yetenek.
Ruh beden ikilisi niye bir arada? Çünkü Darwin'in ilk kez dillendirdiği o evrim teorisi var ya, o teori aslında başlangıç gününden bu yana gerçek varoluşun ifadesi. Evrimin Osmanlıca söylemi tekamül. Böyle söyleyince sanki biraz daha bize yakın gibi geliyor, değil mi? Tekamül insanı kamil yetiştirmek için insanların kendilerini sürekli geliştirme felsefesi. Peki tekamül için ne gerekiyor? Bedeni olmayan bir ruhun tekamül etmesi mümkün mü? Hayır. Birlik ve bütünlük gerekiyor. Evren ile Tanrı olgularının bir araya gelmesi ancak ilerlemenin, tekamülün, evrimin gelişmesini sağlayabiliyor. Peki insanlık bugünün bilimi tarafından söylendiği gibi acaba sadece tek bir yaşam, yani 70-80 yıllık azami bir yaşam içerisinde Tanrı'ya ulaşabilecek kadar tekamül etme şansına, imkanına sahip mi? Kadim bilimler, kadim inançlar ve dinler bunun böyle olmadığını söylüyor. Özellikle Uzak Doğu felsefeleri karmadan, kader çarkından ve reenkarnasyondan bahsediyor. Semavi dinler ile bu inanç giderek yavaşlamış, azalmış olsa da semavi dinlerin hepsinde yeniden doğuş yasası mevcut. Ve bu yeniden doğuş yasasını savunan bütün ekollerin batini, ezoterik ekoller olduğu görülüyor. Ruhun gelişmesi ancak tezatların birliği veya tezatların çarpışması ile mümkün. Kadın erkek farklılığı veya evrende var olan pek çok şeyin veya her şeyin bir karşıtının olması ve bunların ancak bir bütünlük teşkil ettiğinde tekamülün gelişmesi, gene bu karşıtların sürekli birbirlerini çekmesi, bunların hepsi evrenin, yani Tanrı'nın asla değişmeyen yasaları. O kadar ilginç asla değişmeyen yasalar var ki, örneğin yaşam. Yaşam pek bütün canlılara bahşedilmiş bir tekamül sürecinden ibaret. Hepimizin DNA'sında yaşamın tüm programı yazılı. Biz yaşamayı öğrenmek zorunda değiliz. Doğduğumuz andan itibaren yaşarız. Ancak belli bir süre için. Belli bir süre içerisinde bize verilen görevleri veya gelişmemizi sağlamak için çaba harcar ve en sonunda ölürüz. Bir tek yaşam bizim ruhsal açıdan gelişmemizi sağlar mı? Bana göre mümkün değil. Bu nedenle gelişme ancak ve ancak reenkarnasyonla, yani ruhun farklı farklı bedenlerde sürekli farklı görevlerle bir kadın, bir erkek veya Çin'de, Amerika'da, dünyanın başka yerlerinde, başka topluluklarda, başka kültürlerde kendini yetiştirmesi, kadınlığı da denemesi, erkekliği de denemesi ve böylece sürekli bir biçimde tekamül etmesiyle, gelişmesiyle mümkün. Yeniden doğuş yasası ne için gerekli? Tanrı'ya ruhun yeniden dönebilmesi için. Kısaca ezoterizm, insan varlığının
Tanrı'ya yeniden dönmesi çabasının anlatımından ibarettir. Peki insan varlığı Tanrı'ya nasıl dönecek? İlginç bir soru değil mi? Bunun için hepimiz çaba harcıyoruz ama çoğumuz bu çabada başarısız kalıyoruz. Zira her insana bu çabasında başarıya ulaşması için daha önce bu deneyimleri yaşamış olan rehberler gerekiyor. Daha önce bu deneyimleri yaşayan insanlar bizlere bir şeyler verecek ki bizler kamil insan seviyesine yavaş yavaş bir veya birkaç yaşam boyunca ulaşabilelim. Bunun için insanlığın bulduğu çözüm bütün insanlık topluluklarında, bütün uygarlıklarda görülen inisiyasyon yöntemi, yani erginleşme. Törenleri, erginleşme törenleri. Erginleşme töreninin anlamı sırları bazılarınca sır olarak kabul edilen kamil insan yetiştirme sürecinin ilk adımını atma ve bu öğretiye başlama törenidir. Erginleşme süreci boyunca ruh ön plana çıkarılır, beden geri plana atılır ve evrim yasası çerçevesinde insanoğlunun hakikati arayış yolculuğu başlar. Bunun için tüm insanlık tarihi boyunca ezoterik okullar, ezoterik ekoller ve felsefeler ortaya çıkmıştır. Bu okulların ortak paydası her türlü dogmanın reddedilmesi ve İnsan hafsalasının, insan beyninin her türlü gelişime açık olmaya hazırlanmasıdır. Ancak bu tür insanlar aydınlanma, tüm insanlığın kardeşliği, herkesin eşit olduğu, dünyaya gelen tüm bireylerin özgür insanlar olduğu ve herkesin inancında hür bırakılması gerektiğini savunan laikliği yaşayabilmesi bu sayede ancak mümkün olabilir. Dolayısıyla insanlığın, uygarlığın gelişmesini sağlayan en büyük felsefe ezoterizm felsefesidir diyebiliriz. Bu konuyu ileride ayrıntılarıyla ele alacağız. Peki nasıl sağlayabiliriz biz bu tekamülümüzü? Önce bilgilenmekle, öğrenmekle başlayacağız. Mümkün olabildiğince çok şeyi öğrenmeye gayret edeceğiz. Öğrendiklerimizle sürekli yeni sentezlere ulaşacağız. Ama asla bir senteze bağlı ve takılı olarak kalmayacağız. Sürekli kendimizi geliştireceğiz. Ve bu sayede de sezgilerimizin güçlenmesini üst akıl ile, yani evrensel akıl ile, yani Tanrı ile en azından düşünsel anlamda bir ve bütün olmayı öğrenmeye gayret edeceğiz. Bu nedenle ölüm asla bir son değildir. İnsanlığın en büyük korkusu ölmek korkusu. Ancak ölmeden ölmeyi yaşamadan ve ölüm korkusunu yenmeden tekamül etmek mümkün değildir. Ölmeden ölmeyi yaşamak ancak inisiyasyon töreni ve bunun ardından gelen erginleşme yöntemleriyle mümkündür. Bir insan eğer kendi ölüm korkusunu yenerse, o insanın Tanrı'ya kavuşma süreci de çok daha kolay ve çok daha hızlanacak bir süreç olur.
Bunun için kişi önce kendini bilmeli, kendini tanımalı, ardından kendini bulmalı ve evren ile özdeş olduğunun farkına varmalı, doğa ile özdeşleşmeli ve doğaya artık zarar vermekten vazgeçmeli. Ve en son aşama olarak da kendi içerisinde Tanrı'yı bulmalıdır. Allah bize demiyor mu? Ben size şah damarınızdan da yakınım diye. İşte bunun açılımı kendi içinizdeki tanrısal varlığın gerçekten var olduğudur. Bu bilgiler ancak ve ancak aydınlanma çağı ile ve bilginin giderek tüm topluma ve insanlığa yaygınlaştırılması ile büyük bir hızlanma sürecini yaşamaya başlamıştır. Bu konu bütün bir ansiklopedinin anlatım konusudur ve aydınlanma sürecinin nasıl geliştiği, adım adım hangi evrelerden geçtiği bu kitabın konusudur. Size ilginç bir bilgi daha vermek istiyorum. Beyaz bir semboldür, renk değildir. Beyaz, tüm renklerin bileşiminden ortaya çıkan bir renktir. Kısaca beyaz, birliğin ifadesidir. Tek olmanın, bütün olmanın ifadesidir. Pek çok uygarlık, bu arada bizimki de dahil olmak üzere, İslamiyet de dahil olmak üzere, pek çok kültür beyazı insan vücuduna sarar ve ölülerini doğaya öyle emanet eder. Zira beyaz ve özellikle de mat beyaz ölümün, yani kullandığımız kefen, ölümün ve bedenin yeniden toprağa dönüşünün ifadesiyken, parlak beyaz, doğumun, yani başlangıcın, ışığın sembolüdür. Işıktan gelişin sembolüdür. Bu nedenle de tüm ezoterik ekollerin kıyafeti beyazdır. Size bir de bu aşamada logografiden bahsetmek istiyorum. Logografi, bir sözcüğün tek bir sembolle yazılması sistemidir. Orhun yazıtları, yani bu Yeni Seyde de rastlanmaktadır, İrlanda'da da rastlanmaktadır, Etrüsk'te de rastlanmaktadır, Anadolu'nun bütün kayalarında da görmek örneklerini mümkün. Kısaca runik yazı, Mısır hiyeroglifleri, Maya yazıtları, Sümer çivi yazısı, hatta biraz önce bahsettiğimiz Göbekli Tepe'nin o resim yazısı, hepsi logografik yazılardır. Günümüzde bu sistemi halen kullanan ülkeler var. Çince'de, Japonca'da bir sözcük, hatta bazen bir cümle tek bir sembolle anlatılmaktadır. Semboller dili logografiktir. Ezoterizm de logografik dili, yani semboller dilini binlerce senedir kullanmaktadır. Ancak ezoterizmin en önemli hasleti, her sembole sürekli bir biçimde dogmatik olarak değil, açık gönüllülükle bakmaktır. Yani her sembol, her çağda o çağın gerektirdiği inanışlara ve yorumlara açıktır. Bu nedenle ezoterizm binlerce yıldır ilerlemenin, uygarlığın ve insanlığın gelişiminin, yani tekamülün ifadesidir. Semboller dilini ilk kullanan uygarlık, ilk kullanan
uygarlık Mu uygarlığı, ilk ekolde Mu uygarlığının Nacel kardeşliğidir. Bu konu bir sonraki bölümün konusu olduğu için şimdi size ansiklopediyi okuyarak öğrenme aşamasına davet ediyorum. İleride tekrar görüşeceğiz. Saygılarımla.